Erkeklerin cinsel gücünü arttıran bir karışım var. Eğer cinsel problem yaşayan beyefendiler varsa ekran başında. E, şimdi getireceğimiz formül Ahmet Maranki hocamın karışımı. Gerçekten e, gücüne güç katmak isteyenler için muhteşem bir formül dedi. Ahmet hocam bu formülde çok iddialı. Şimdi bakalım içerisinde neler var e, neler kullanılıyor tanıdık maddeler var mı tanıdık bitkiler balı en başa oturtmuşsunuz hocam yani tatlı bal, yiyelim tatlı konuşalım niye bal bal biliyorsun Allah iki canlıya vahyetmiş Kur'an'da inanç sistemimizde biri insan biri arı ben diyor arıya vahyettim hı hı. hani git kovandan çık şuradan bunu al buradan bunu al değil mi şimdi siz demin saydığımız bitkiler var arı gidiyor hepsini topluyor onlardan sana özel hazır getiriyor al diyor bunu ye kardeşim diyor ama bu insanoğlu onu da bozmuş. Yoldan çıkmış, şaşırmış. Şeytanın emrinde Allah'ın dediğinin tam tersini yapıp geçen gün 5 kilosu 100 lira bal arıyoruz. Alo. Efendim, arılarınız nerede? Kardeşim sen arı mı alacaksın, bal mı alacaksın? Kardeşim arın nerede? Bodrum'da mı, Sivas'ta mı? Kaçkarlarda mı yani falan? Ankara'dayız diyor. Neresinde? Sanayide. Adam yani şey rahat çekinmiyor. Hocam artık bak bir şey söyleyeyim <laughs> mi size? 100 kere söylendi. Organik bal alacaksın. Ucuz bala kanmayacaksın. kanmayacaksın. Aklını kullanacaksın. Bize indirilen kitapta bile ilk emir oku. Oku. Okuyacaksın. Araştıracaksın. Geliştireceksin kendini. Efendim Organik bal. Ay yok hocam ya ne olur vaktimiz kısıtlı. Evet. E, merak ediyorum formülü hemen vermek istiyorum. Organik bal var, keçi boynuzu var, zencefil var, zerdeçal var, çakşır kökü La var. Ya ilahe illallah. Çam fıstığı var. Niye öyle dediniz? Hocam çakşır. Çoban çökerten nedir hocam ya? Müthiş bir şey. Getir ekrana Hüseyin bakalım Şu anda çoban, çoban çökerten. Deve çökerten denir. Kazara deve ayağını bastığı zaman bunun dikeni var altında. Evet. O çiçek gittiği zaman diken çıkıyor. Ama öyle böyle bir diken değil, ezemiyorsun. Deveyi düşün, ayağıyla ona bastı mı çöküyor yere. Hmm. Bak çoban çökerten, çoban tarlada geziyor. Ayağıyla kazara buna basma diyor. Bak beni bir gör diyor ya. Şu güzelliğe bak diyor ya. Erkek ki için ne, ne kadar işe güzel hocam yaratılmış bu? diyor ya. Erkek için ne işe yarıyor? İşte oraya geliyorum. <laughs> Ama hocam gelemediniz. Çökmeden diyor ki beni al oku diyor. Biz okuduk oku dedi ya. İşte erkeğe bu o kadar bir e, cinsel içgüdü içindeki etken maddeler kan dolaşımını arttırıyor. Mesela bunu toz haline getirip bir balın içine koyduğumuz zaman diğerlerini koymasam bile sadece çoban çökerteni bak. Sadece kan çok... gelen yere can geliyor. Evet kan gelen yere can geliyor. Biliyorsunuz bu e, ilişkide e, bunun en önemli yani diz kapağı göbek arası derler bu bölgeye. Burada hareket olmazsa cinsel üçgüdüleriniz yok olur. Kadınlarda cinsel problem erkeklerde problem olur. Bunların çözülmesi için kainat şifanesi çoban çökerten e, şimdi içindeki maddeleri söylemeyeyim oralara yönelecekler. Onlarda sıkıntı var. Sadece içindeki etken maddeyi değil onun içini kimyasal olarak üretildiği için söylüyorum. Yani girmek istemiyorum. isim versem hemen gidip onu alacaklar. 10 gram 5 gram bir takım sıkıntılar oluşabilir. Onun için bunun dünyada en çok sahtesi yapılan o etken maddeyle ve şu an Tarım Bakanlığı'nın yasak listesinde güya onu kattık diye kimyasal madde katılan bir üründür bu. Siz çoban çökerteni alın e, toz haline getirin veya bir tabletini atıyorum veya bir ekstratını bularak dahil edin şeyinize ama hiçbir şey yapamıyorsanız şunu çoban çökerteni toz haline getirin o bir kilo balın içine katın bir tanesi bu sperm attırıcı erkeklerde bir takım işte sertleşme problemi olsun diğer problemler olsun çünkü çok güzel bir şey söyledi demin Nur Hanım şimdi kadın menopoza giriyor 50'de bitti cebinde ne varsa diyelim ki 75 sene yaşayacak 25 sene o cebindekiyle yaşayacak bir daha hücre yok yenilenme yok destek alması lazım işte bunlar ne destek, destek. aynı şekilde erkek de ölüyor bu arada bak aynı şekilde erkek de ölüyor. Tabii şimdi erkeklerin biraz özgürlüğü var gibi. Erkek ne, ne yapıyor? Hocam? Yani biz tasvip etmiyoruz bunu. Hani bir ikinci, üçüncü evlilikler falan olabiliyor. Hayatını devam ettirmeye hocam, çalışıyor. Hocam bunu çok yanlış yerde konuşuyorsunuz. Evet, Benim programda yani tasip... sakın ikinci, üçüncü evlilikler Allah muhafaza yani. Şöyle yapabilirsin tabii ki ikinci evliliğini yaparsın, üçüncü evliliğini yap yaparsın da Yapamazsın. Hayır niye? şöyle yaparsın. Bir kere evlen canım. Hayır hocam bir kere evlendim boşandım. Hani ha, tabii, boşanmak Allah'ın istemediği hayır, helallerdenmiş kesinlikle. ama. Biz de onu söylüyoruz. Yani diyelim ki kadın belli bir yaştan sonra ne oluyor? Hem fiziksel olarak bu özelliklerini kaybediyor. İşte o dönemden sonra İçgüdüler de azalıyor tabii ki. Tabii adamın da içgüdüleri azaldığı için işte ne oluyor? Bir takım destek almalarla. Kadınlarımızı verdiğimiz formüllerle bitkisel destek yapacağız. Erkeklerimiz de bununla yaparak kalan ömürlerinde sağlıklı, güzel, sevgi dolu bir hayat olursa kalan ömürlerini kaliteli yaşalırlar diyor Evet peki. Ee, şimdi erkeklerin gücünü arttıracak olan karışımı not aldınız mı? Bir daha arkadaşlarım ekrana getirsiniz önemli kullanacağımızı... bir formül. Evet. Gerçekten çok önemli bir evet. formül bu. Şimdi iki sayfadan oluşuyor. Hüseyin diğer sayfayı bir kez daha ekrana getirelim. Fotoğraf çekin ne olur? Evet. Bal, keçi, keçi boynuzu, boynuzu zencefil, zerdeçal, çakşır kökü, çam fıstığı. Diğer sayfada gelsin ekrana. E, çoban çökerten, üzüm çekirdeği, polen, ceviz, fıstık. Hepsini nasıl uygulayacağız hocam? Bunların hepsini toz haline getirin, çekin, bir balın içine koyun, karıştırın her gün sabah akşam bir tatlı kaşığı yiyeceksiniz bakın. Sabah akşam bir tatlı, bir tatlı kaşığı. bir tatlı kaşığı. yiyin. Evlilik sıkıntınız varsa hani çocuk probleminiz varsa günde üç kere de aç karna bunları kullanın. Göreceksiniz bakın yani bunlar muazzam şeyler. Evet. Nur Hanım oradaki çakşır kökü ilmi tababet literatüründe en çok adı geçen birincisi çoban çökerten İkincisi çakşır kökü. Bak çok önemli. Bu iki otumuz ve çam fıstığı. Bakın hocamın bana vasiyetidir. Çam fıstığı. Hatta sedir çamlarının fıstığında olağanüstü bir etki var. Bunlar da çok pahalı. Bunları kullanın. Tabii ki zencefil, zerdeçal da bedende. Bakın bunların bakın çam fıstığı. Bunların bütün özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? bedeni ısıtıcı gıdalar bunlar hep bedene performans yükleyici enerji verici gıdalar bunu aldığınız zaman anında kana karışıyor işte muazzam bir şey kurkumin dünyayı kurtarabilecek en önemli Kur'an'da zencefil ve zerdeçal zencefilden bunu ya bunda bir hikmet var Şifa Allah kaynağı. Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'ine ayetine koymuş bunu. Bir alın bir bakın nedir bu ya? Onun için önemli oldu ama bunların da sahtelerinden sakının kesinlikle kilolu olarak hani kiloyla daldırıyor ya fasulye alır gibi uh -huh. kesinlikle kullanmayın. Burada gördüğünüz ürünleri mümkünse evinizde kendiniz Yani Zencefil ve o diğer saydıklarınız ee, böyle... Kadehlerde ikram edilmiş, Edilmiş. bol bol kesilmiş, içilmiş. Çünkü hepsi birer şifa, şifa kaynağı. kaynağı, şifa deposu, değil mi? Kim evet. biliyor bunu? Allah biliyor. Allah da bize en doğrusunu söylemiş. Biz de buna uygulaması kalmış. Biz de burada ne yapıyoruz? Bu doğruları sizlerle paylaşıyoruz efendim. Hocam, vallahi çok teşekkür ediyorum. Ee, Ahmet Baranki hocamla birlikte olmak, onun o güzel bilgilerinden faydalanmak. Bizim için çok keyifli, çok şey öğrendik. Bugün ne öğrendik mesela? Erkeklerin cinsel gücünü artıracak bir formül, kadınların menopozdaki sıkıntılarının azalmasına yardımcı olacak bir karışım. Bununla beraber adet sancıları olanlar varsa onlar için muhteşem bir karışım. Kaçıranlar ve izleyemeyenler YouTube Hayatta Her Şey Var kanalından mutlaka tekrarını izleyebilirler. Bir de çok güzel formülümüz daha vardı. Çocuğu olmayanlar için özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler, gebek almak isteyenler için bir formülümüz vardı ama haftaya inşallah hocam olur mu? Süremiz bitti. Tamam. Size doyum olmuyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Ahmet Baranki hocamla bitkilerin en güzel karışımlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Haftaya bir şey de yapalım. Ne yapalım hocam? Bu sivilce vesaire var ya Evet. güzel bir genç kızlarımıza, ergenlikten çıkamayanlara, Hı. devamlı orası burasıyla oynayanlara yüzünde tamam. herkese e, güzel bir formül, karışım hazırlayalım tamam, burada. Tamam sivilce karışımı olsun. Siz de olsun. buradan bir kızımıza... Ben malzemelerini getireyim. Hocam sivilce karışımı olsun. Sivilce. Kırışıklıkları önleyen formüller olsun. Olur Ama mu? Ama ihtiyacı yok. Yok yok hocam. De, hani... Makyaj var diyor öyle duruyor böyle öyle var var. geçtikçe tamam, oluyor. Biz... Bir de menopoza adım adım yaklaştıkça oluyor. Menopoza girdikten sonra oluyor. Çözümü var efendim. Ya kadın kadınların derdi bitiyor mu hocam ya? <laughs> Hiç bitmiyor vallahi. Yaşadığımız sürece derdimiz var. Şimdi ayrılmaz da ekran başında kalırsanız ekrandan sonra başka bir konuyla devam edeceğiz.